Evet. Çekim müthiş oluyor. Her zaman arkadaşlarımızın gidip hekim arkadaşlarımızda aldığı bilgileri sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bakalım o çekimlerden birini hep beraber izleyelim. İmplantlar diş eksikliğinde günümüz teknolojisiyle beraber uygulanan en doğru uygulamalardan birisidir. Peki nedir bu implant? İmplant saf titanyumdan veya çeşitli titanyum alaşımlarından oluşan çene kemiğine yerleştirilen ufak vidalardır. Peki bu korkutucu bir vida mıdır? Uygulanması çok mu zordur? Önce bundan başlayalım isterseniz. İmplantların bugün günümüzde uygulanması ortalama 15 ila 20 dakikasının arasında bir implant başına süre barındırmaktadır ve oldukça kısa sürelerde oldukça basit bir şekilde uygulanmaktadır. İmplantlar uygulandıktan sonra hastamız o gün çok efor sarf etmesi gereken sporlar yapmaz ise ve çok koşuşturmalı, koşmak, yüzmek gibi sporlarda bulunmaz ise o gün başka bir şey yapmasına gerek kalmaz. Herhangi bir yatarak tedavi süreci söz konusu değildir. Günlük rutin hayatını devam ettirebilir. İmplantlar bahsettiğim gibi 15-20 dakikalık süreçler içerisinde uygulanıp yaklaşık 2 veya 3 ay sonra üst yapılarına geçilebilir. Bazı uygulamalarda ise aynı gün dişin implantının çene kemiğine yerleştirilmesi ve üzerine dişlerinin yapılması söz konusudur. İmplant uygulamalarının alternatifleri nelerdir? Bunları değinecek olursak, implant yaptırmak yerine dişlerimize çeşitli köprü uygulamaları yapılabilir. Fakat bu köprü uygulamalarında sağlıklı diş dokularını kestiğimizde ortaya çıkacak sonuç çok hoş olmayacaktır. Biz öncelikli olarak kendi doğal diş yapımızı ve dişimizi korumaya çalışıyoruz. İşte kendi diş yapımızı ve doğal dişlerimizi korumaya çalışırken implant için oluşan boşlukta, diş çekilmesi sonucu oluşan boşlukta bir oraya bir implant uygulamak varken onun yerine bir dişleri keserek köprü oturtmamız oldukça yanlış olacaktır. Burada eğer herhangi bir engelleyici faktör yoksa ve biz implant yapabiliyorsak bu bölgeye implant yerleştirmemiz çok daha doğru olacaktır. İmplant yerleştirildikten sonra az önce de bahsettiğim gibi hemen veya 2 ila 3 ay arasındaki bir süreç sonucunda üzerine diş gelir ve diş geldikten sonra o bölgenin bütünlüğü sağlanmış olur. Yandaki doğal dişlerimiz korunmuş, implantlı bölgeyle beraber doğru bir kapanış ilişkisiyle beraber dişlerimizin doğal yapısına benzer bir çiğnemeye kavuşmuş oluruz. İmplant normal dişlerimiz çekilip de yerlerine yapılması gereken bir şey midir diye soracak olursanız bu kesinlikle hayır. Öncelikle biz kendi doğal diş yapımızı korumamız gerekir. Her şey kendi doğal diş yapımızı korumayla başlar. Eğer biz bunu yapamıyorsak ve dişlerimizi kaybettiysek işte orada implanttan kaçamayız ve bunu yaptırmamız gerekir. İmplant herkese uygulanır mı? Her durumda uygulanır mı diye soracak olursanız bu her durumda uygulanmaz. Kontrol altında olmayan sistemik hastalıkları olan, çeşitli kanser evrelerinde olan veya hamilelik sürecinde olan hastalarımıza implant uygulamıyoruz. Birçok faktör daha var. Bunları ben kısaca özet geçiyorum sizlere. Bunların en iyi tetkik ve tanısına diş hekimlerimiz sahiptir. Kendilerimiz ağzımızda oluşan diş çekilmesi, büyük boşluklar gibi problemlerle beraber diş hekimimize başvurduğumuzda diş hekimimiz bize en doğru yönlendirme ile implant mı uygulanabilir, başka bir tedavi yöntemi bu konu hakkında bilgi verecektir. Bir başka konu ise tam dişsizlik vakalarıdır. Tam dişsizlik vakaları halk arasında damak diye tabir edilen bizim total protez olarak belirttiğimiz protezler vardır. Bu protezler zaman zaman kişinin ağzından düşebilir. Konuşma esnasında yemek yerken düşebilir, çıkabilir. Altına yemek kaçma, çeşitli fonasyon bozuklukları, konuşma bozuklukları ortaya gelebilir. İşte bu tip durumlarda hastanın protezlerini çok daha iyi kullanması amacıyla çok daha stabil olması ve ağızda bunların daha uzun süreli ve daha konforlu durması amacıyla çeşitli implant uygulamaları yapılabilir. İmplantlar protezlerin altına yapılıp protezlerin kullanımını güçlendirilebilir. Bu implantları biz birer direk olarak düşünebiliriz veya tamamen bu protezleri bir kenara bırakıp implantlardan oluşan bir gülüş sağlanabilir. İşte bu durumda implant üstü gülüş tasarımı devreye girer. İmplant üstü gülüş tasarımı ile porselen ve oldukça estetik bir gülüşe sahip olabiliriz. Bu uygulamalar ne kadar sürer diye soracak olursanız, bütün ağzın implantlarının yapılması ve bu implant üstlerinin oldukça estetik bir gülüşe sahip olması süreci implantların kemikle kaynaşmasından sonra yaklaşık 10 gün sürmektedir. Bu 10 günlük sürecin sonucunda hastamız yepyeni bir gülüşe sahip olur. İşte burada ortaya çıkan sonuç çiğnemenin çok daha efektif ve etkili olduğu, gülüşün çok daha estetik olduğu
bir uygulamadır. Peki, dişimi kaybettim, implant ne zaman yapılmalı diye bir soru akıllara gelmektedir. Dişimiz çekildiği esnada yerine bir implant konulması söz konusudur. Biz buna immediate implant yüklemesi diyoruz ve oldukça efektif bir uygulamadır. Peki bu her durumda uygulanabilir mi? Her durumda uygulanamaz. Oradaki hücrelerin yapısı ve biyolojik yapı çok önemlidir. Hekimimiz bizi bu konuda bilinçlendirecektir. Bunun çekildiği esnada yerine konması daha doğru veya beklememiz daha doğru gibi. Beklememiz gerektiğinde ortalama 2 ay gibi bir süre implant için bekliyoruz. Ve bu 2 aylık sürecin sonunda implantımızı yerleştiriyoruz. Peki hocam ben burada beklemeyeyim, hemen yapılsın diyen hastalarımıza bunu uygulayabildik. Bir de çok fazla beklemek isteyen hastalarımız var. Yani ben boşluk kalsın, ne olur boşluk kalırsa. Yani oraya bir implant yapılmazsa ne olur, ne kaybederim ben diye soracak olabiliriz. Burada şu çok önemli, hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki ağzımız dinamik bir yapı. Dinamik bir yapı ne demek? Bir boşluk olduğunda ağız her zaman o boşluğu doldurmaya çalışır. Yan dişlerde devrilme olur, karşı dişte uzama olur. Şimdi bir implant yerleştirmek için boşluğumuz var. Bu boşluğun sağındaki ve solundaki dişler devrilmiş ise, üstündeki diş uzamış ise ve bu boşluk kapanmış ise işte o zaman buraya bir implant uygulamamız söz konusu olmayabilir. Bir diş için bir implant uygulayabilecekken bu boşluk kapanmış ve yarım diş evresine gelmiş ise işte burada bazen implant uygulayamayız. İmplant uygulayamadığımız gibi burada bazen hastamıza bir köprü de uygulamaya gönlümüz el vermez. İşte o zaman bir çaresizlik olur. Bir tel tedavisiyle o bölgenin açılıp yerine bir implant yerleştirilmesi gerekir ki bu da uzun sürecek bir tedavidir. İşte bunlara mahal vermemek ve beklememek adına diş çekimimizden sonra düzenli olarak hekimimize kontrollerimizi yaptırıp en doğru evreyi yakalamak ve orada implantı yerleştirmek gerekir. Çünkü uzun süre implant yerleştirilmediğinde kemik seviyesinin azalmasına bağlı olarak o bölgede kemik çok az kalacak ise implant uygulamaya elverişli olmayan bir kemik mesafesi olabilir. Burada çeşitli blok grafler, kemik dozu uygulamaları gibi uygulamalar yapılır. Onun akabinde implant yerleştirilebilir. Yine bu süreç tedavi süresini uzatacaktır ve ilk başta elverişli bir ortam varken, kaçırılmaması gereken bir fırsat varken yapmadığımız şey bize ileriki vadede oldukça uzun işlemlere sebep olacaktır.